Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Tarımda Kadın Emeği Zirvesi Ankara'da devam ediyor. Zirvenin sabah oturumuna Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök katıldı. Zirvede Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu da yer aldı. Başkan Çolakoğlu, konuşmasında başkanlığın çalışma alanlarına değindi. Eğitim ve Yayın Başkanlığı olarak bir kere bizim Türkiye'deki tüm çiftçi eğitimlerinden sorumlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Onun haricinde bir televizyonumuz var. Yayın aracı olarak kullanıyoruz, tarım televizyonu. Yine bununla beraber bakanlığın tüm tanıtım faaliyetlerinden ve pek çok işten bahsedebilirim. Bu işler içerisinde en önemlilerinden bir tanesi elbette kırsaldaki kadının güçlendirilmesi meselesi. Başkan Çolakoğlu, Eğitim ve Yayın Dairesi'nin kadınlara yönelik projelerini de anlattı. Eğitim ve yayın faaliyetleri evet son derece önemli. Biz de bu anlamda genel eğitim ve yayın çalışmaları yapıyoruz. Her dönem bütün illerimizde, 81 ilimizde tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programını icra ediyoruz. Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor programı icra ediyoruz. Kadın çiftçiler yönelik il özel projeleri, aile çiftçiliğinin geliştirmesi programı, kadın kooperatifinin güçlendirilmesi işbirliği protokolü ve kimseyi geride bırakma diye projelerimiz var. Sadece kadınlara özel olarak hazırladığımız projeler. Kadın kooperatiflerinin önemini vurgulayan Çolakoğlu, aile çiftçiliğinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibeleri sayesinde iş kuran kadın girişimcilerse, yüksek hızlı tren gar girişinde açılan standlarda ürünlerini satışa sundu. Kırsal kalkınma sayesinde bayan girişimci olarak makinalarımı aldım. Fındığı işliyorum, kırıyorum, kavuruyorum ve bunları bu şekilde satışını yapıyorum. Aslında inşaat mühendisiyim fakat aynı zamanda genç bir kadın girişimciyim. Dedemin bahçesinde zeytinyağı üretim tesisi inşa ettik. Mut, zeytin ağacı varlığı en çok olan ikinci ilçe ülkemizdeki. TKDK hibesiyle projelerimizi hayata geçirdik. 165 devlet destek verdi bize Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle. Bizim için çok kıymetli bu. Burada bunları tanıtmak ve anlatmak fırsatımızın olması da ekstra kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz bakanlığımıza da. Kırsal kalkınmadan destek alarak geldi manda sütü, manda kaymağı, manda yoğurdu, peynir çeşitleri ürettim. Toplamda 1.300.000 destek aldım. Kendim de devam ediyorum üstüne katarak.